Kollarınızı açar mısın lütfen? Anahtar var, o etti herhalde. Kapatıyorum. Aa, benim telefon orada kaldı ya. Burada, burada savcı. Ha. Aldım ben. İyi, tamam, sağ ol. Sen beklesene burada biraz. Fatih burada mı? Evet efendim. Odası neresi? Şu tarafta. Beyefendi, bir saniye, önce bir haber vermem lazım ama. Tamam Hüseyin Bey, o zaman en kısa sürede bir toplantı ayarlayalım. Hüseyin Bey, çok özür diliyorum. Bir sorun çıktı. Ben sizi daha sonra arayayım mı? Tamam. Beyefendi sizinle görüşmek istedi de. Tamam Berin'cim, sağ olasın. Ben hallederim. Bir şey bölmüyorum değil mi? Olur mu öyle şey? Hoş geldiniz Sayın Savcı'nın. Nasılsın? İyiyim. Siz? İyi. Buyurun savcım. Ofisin çok güzelmiş ya. Vallahi bazen diyorum, ben de mi avukatlık yapsaydım acaba? Yok be. Dışı seni, içi beni yakar. Bilirsin bu işleri. Ben senin eski ofisini de hatırlıyorum. Böyle basık bir tavanı vardı, küçük bir masa vardı ortada falan. Vay be, o günlerden bugünlere bayağı yol almışsın ya. Bravo. Yaptık bir şeyler. Eğer o günkü durumla ilgili geldiysen ben vekaletten çekildim. Karşılaşmasaydık da çekilir miydin? Benim müvekkilim değil zaten. İlk görüşmeden sonra devredecektim, sana da söylemiştim. Senin müvekkilin olmayan birisi için esip gülüyordun o gün Fatih. Çok inandırıcı değil yani. Yalan mı söylüyorsun? Galiba yalan söylüyorsun Fatih. Yalan mı? Şaka yapıyorum. Buraya iş konuşmaya gelmedim. Canan'la ilgili konuşmaya geldim. Sizin Canan'la bu birlikte çalışmanız ne zamandır devam ediyor? Yaklaşık olarak 2 yıldır falan. 2 yıldır. 2 yıldır karımla çalışıyorsun. Ve beni bununla ilgili hiç aramadın. Niye arayayım ki? Sen çok meşgul bir adamsın sonuçta. Böyle bir giriş gidişinde karşılaşırız diye düşündüm. Nasıl gidiyor peki? Anlaşıyor musunuz? Çok. Çok iyi. Gerçekten çok yardımcı oluyor. Evden çalışmasına rağmen üstelik. Abi güzel işte, evden çalışması iyi. Öyle de kalmasını istiyorum. Anlamadım. Canan'ın çalışmaya evden devam etmesini istiyorum. Ha, sen benim Canan'a yaptığım iş teklifini duydun. Fatih, Canan'ın seninle çalışmasını istemiyorum. Gene şaka yapıyorsun herhalde. Şaka değil mi bu? Sen ciddiysin. Sebebini sorabilir miyim? Sorabilirsin. Peki tamam. Anladım. Anladım da bir sorun var. Canan benim ona yaptığım iş teklifini kabul etti. Şimdi birdenbire nasıl ben onu... Fatih, sen avukatsın, bu işleri benden daha iyi biliyorsun. Müvekkillerin akıllarına zaman zaman başka insanlar girebilir. Bu yüzden de avukatlarını değiştirebilirler. Değil mi? Böyle oluyor bu işler. Peki. Tamam. Okey o zaman. Görüşürüz, ben kalkıyorum. Sen hiç rahatsız olma, ben çıkarım. Bu konuşmadan Canan haberi olmasın, tamam? Selim. Niyetim huzurunuzu kaçırmak değildi. Ben sadece yardımcı olmaya çalışıyorum. Yok Fatih'im, yok. Saçmalama, olur mu öyle şey? Sen benim huzurumu kaçıramazsın zaten. Rahat ol. Savcım, içeri girerken bir gerginle gevşemişsin. Şuraya bak, şununla gezdim bütün gün ya. Gidelim bir üst baş bir şey çözelim ben onu. Bu nedir Allah aşkına? Canım çıktı şu lekeyi kapatacağım diye ya. Senin kıyafet mevzusuna bir el atmak lazım hakikaten. Bence sen kendininkine bir el at. Bu nedir böyle feda gibi geziyorsun yanımda ya? Yaşına uygun bir şeyler alalım üstüne ya. Yaşıma uygun bir şey derken bu yaşıma uygun değil mi benim savcım? Bu benim yaşıma uygun. İçemiyoruz değil mi? Savcım, bu benim yaşıma uygun değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.